Herkese hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Hoş olurdu yeni bir videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar geçen günler ben şu inverteri sökmüştüm. İçini sizlere göstermiştim. 12 volt 600 wattlık bir inverter. Şu inverterimizi de göstermiştik. 12 volt 200 wattlık inverter. Bin marketten almış olduğum bu da 12 volt 600 wattlık inverterim değerli arkadaşlar. Şimdi ben bu inverterin şu bölümünü söktüm. Sökmemizin sebebi ve nedeni değerli arkadaşlar. Bakın alt kısmı da bu şekilde. Az önce voltanın bir jel aküsünü aldım. 12 volt 14 amperlik bir volt aküsü aldım. 250 lira para verdim. Bundan 2 adet daha var derinde. Üçünün toplamını 600 lira veriyordu ama ben bir sadece verdim. Bana bir tane lazım. O yüzden 2018 yılına ait bu akü. Çok güçlü, çok da sağlam aküler. Elektrikli bisikletlere ait akü. Bir adet takıp çantam var arkadaşlar. Bu şekilde, bu vaziyette akü içine koydum. Şimdi bunu da bunun içine koyacağız. Buradan 220 volt şu prizi şuraya montlayacağım. Şu açma kapama üzerine bir adet de tuşu var. Onu da yine buraya montlayacağım. Ve şu mosfetlerin olduğu kısımlara da arkadaşlar alüminyum parça lazım mecburiyetten. Oraya da bir alüminyum parça şey yapmam lazım. Tekrar alüminyumun üzerine koymak için. Ki alüminyum soğutuyor malum, bu parçaları fazla ısınmamasını sağlıyor bu alüminyum parça. O yüzden buraya da bir aciliyetten çare bulmam lazım. Onu da bulacağız inşallah. Şeyimizin arka kısmı da böyle bir adet fan, zaten burada da giriş çıkışlar mevcut. Şimdi bunu bu hale getirmemin sebebi arkadaşlar, kamp için çadırımızı aldık. Bütün alet edevat edevatlarımız tamam. Sadece bir 220 volta ihtiyacımız var. İstesem UPS güç kaynağı var, ona da yapsam yaparım ama gereksinim yok. Ben inverter kullanmayı tercih ediyorum. İnverterimiz dahi bu aküyü şarj etmek için şarj aletimizde mevcut var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben bunu toplama aşaması da yani günler sürebilir bu. Belki bugün sadece bu kısmı uğraşacağım. Yarın tekrar bir başka kısma başlayacağım. Öteki gün devam ettireceğim. İşte toparlayacağım bunu. Bunu ben aşama aşama arkadaşlar sizlere de en sonki videomda bahsetmiştim. Aşama aşama sizler için göstereceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videonun tabi devamını çekeceğim. Evet değerli arkadaşlar, aşama aşama dediğimiz gibi video çekiyoruz. Şeyleri söktük, inverteri. Şu 220 volt çıkış noktasını aldık. Şuraya 2 tane kalın kablo kullandım. Şuralarda kaynakladım. Elimde kablo maalesef yetersizliği var. Olmadı. Kablo alırız. Şunu da yine kendi açma kapama tuşu. Buna ait. Buna da 2 adet kablo yaptım. Bu kablo buna gelecek. Bu kabloda arkadaşlar 220 volt aldığımız kablo, şu ikisi göstereyim. Şu da açma kapama tuşuna ait 2 adet kablo. Lehim makinesini getirdim az önce, taktım. İşte onların lehimlerini yaptım. Şimdi yapacağımız işlemlerden birisi arkadaşlar şurayı deleceğim. Ve bu prizi yerleştireceğiz. Sonra o düğmeyi yerleştireceğiz. Bir bakalım. Sonra şu dediğimiz gibi şu mosfetlere bir alüminyum bir parça uydurmam lazım. Bir buraya, bir de bu diğer mosfetlere de uydurmamız lazım. İnverterimizin küçük minik trafosu 600 wattlık bir inverter. Kaç mosfet kullanmışlar? 4 tane burada var, 2 tane de arka tarafta var. Toplamda 4 5 6 tane kullanmışlar arkadaşlar. Burada da bir adet kondüstörle kullanmışlar. İşte sigortası da bu şekilde. Sigorta falan patlarsa 30 amperlik galiba bu sigorta. Buradan direkt ben çekip değiştirmez şansımız var. Öyle söyleyelim. Fanı tekrardan takıp takmama konusunda çok kararsızım. Çünkü bunun bir nedeni var arkadaşlar. Bu çok kafa ötülüyor. O sebepten dolayı bu fanı kullanmayabilirim. Boş boştan şeye zayiat vermesin. Aküye zayiat vermesin. 12 volt 2 amperlik. Buna hiç lüzum bile duymuyorum ben. Bunda da mesela şu 12 volt 200 watt inverterin içinde de küçücük bir tane şey koymuş adamlar. Siz söyleyin ismini. Küçücük bir fan koymuşlar. O da boş tıraş iş. Ama şu bizim işimizi görecek diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Videoya devam edeceğim. İş saatine kadar biraz bir şeyler yapayım. Sonra işe gideceğim. 4-12 çalıştığım için
Dediğim gibi bunu toplaması günler günleri bulacaktı. Birkaç günde ben bunu toplarım zaten. Aşama aşama da zaten videoları çekeceğim. Evet değerli arkadaşlar. Prizimizi buraya sıval, şey kendi prizimi buraya yerleştirdim. Düğmesini buraya koydum. Şimdi bu düğme yerini lehimle şey yaptığımız için biraz fazla şey yapmışız ama şimdi silikon basacağım oraya. Altını üstünü içiniz için dolduracağım. Bunun da aynı şekilde altını üstünü dolduracağım. Ondan sonra bir daha bunlar ne yerinde oynayacak, ne çıkacak, ne de bir problem yaratacak. Şimdilik aşama aşama gidiyorum, gitmeye devam ediyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şey çıkacak ortaya. İnancım bu yönden. Daha sonra bunun detaylı anlatımlarını yapacağız. Herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Videoların tamamını çekmeye çalışıyorum. Bugün, dün 24 Ekim'di. Günlerden pazartesiydi. Bugün 25 Ekim günlerden salı arkadaşlar. Şimdi aşama aşama gidiyoruz. Bugün yapacağımız işlemlerde işte şunları yerleştirdik. Düğmeyi yerleştirdik. Akü işini buradan çıkaracağım. Benim asıl ilgilendiren nokta şurasıydı arkadaşlar. Şu mosfetleri nasıl şey yapacaktık. Alüminyum arıyordum. Alüminyum bulamadım. En son bu üniversitenin kendi malzemelerini kullanmaya karar verdim. Böyle gördüğünüz gibi parçaladım ettim. Bunların hepsi alüminyum. Şu arka tarafa da küçük bir alüminyum kullanmak durumunda kaldım. Şunu da orasını del, burasını del vesaire derken şu arka tarafta şu mosfet birazcık hafif bir boşluk var. Şunda bayağı bir boşluk vardı. Ben de araya küçük bir alüminyum koymak durumunda kaldım. Maksat mosfetler ısınmasın, ısıyı alüminyuma versin diye böyle bir yol haritası istedim. Olması şu fan var zaten buna ait. Fanı da içerisine koyarım. Buradaki sürekli şuraları soğutsun, mosfetlere zarar gelmesin diye olmasa şu kafa ütüleyen fanı da tekrardan koyacağım arkadaşlar. Şimdi toparlama aşamasına yavaş yavaş artık geçmeye başlayalım. Çünkü bu iş çok uzadı. Öğlen saati geliyor. 4-12 vardiyasındayım. Fazla uğraşamam. Bunu artık toparlamaya geçiyorum arkadaşlar. Toparladıktan sonra yine aşama aşama çekeceğim sizler için. Arkadaşlar herkese merhabalar. Özal Durdu yeni bir videomuzda karşınızdayız. Videonun devamını çekiyoruz. Bugün 26 Ekim. Şimdi inverterimiz arkadaşlar dün bu alüminyumları yapmıştım. Fakat dün ne olduysa çalıştıramadım. Yani bu kısmı çalışıyordu fakat şuradan 220 volt alamıyordum. Az önce şansa tesadüfen denedim. Ne hikmetse çalıştı. Lambayı yaktı. Şimdi arkadaşlar fark ettim ki şu taraf çok güzel oldu ama şu taraf çok şu kullandığım alüminyum çok küçük ve yetersiz kalıyor. O sebepten dolayı şu alüminyumu sökeceğim. Onun yerine buraya da aynı şekilde kalın bir alüminyum kullanacağım. Daha iyi olacak. Gerekirse o tarafı fanda koyacağım. Şu iki tane mosfet, şurada olan iki tane mosfet çok ısınıyor. Şimdi biz oraya çare bulacağız arkadaşlar. Videonun devamını çekeceğim. Evet değerli arkadaşlar, videonun devamını çekiyorum. Az önce bu tarafa alüminyum yaptım. Şu iki mosfetin çok ısındığını söylemiştik. Bunun bir sebebi vardı. Dün şu küçük bir parçayı kullanmıştık. Bir de 220 volt elektrik alamıyordum ama bugün ne hikmetse deneyim tekrardan dedim. Çalıştı. Çalışmasaydı bunu bizim Levent ustaya götürecektim. O bakacaktı. Ama neyse gerek kalmadı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inverterimiz şu anda çalışıyor. Şimdi kutunun içerisine ürünümüzü montajını yapacağız. Montajı yapıp bitirdikten sonra yalnız fark ettim ki inverterde şu düğmede kapalı olsa bile şu kablo düğme açıp kapama kablosu düğmesi ışıkların yandığını gördüm. Ona da bir çare bulacağım arkadaşlar. Elimde açma kapama için ayrıyeten düğme sistemi düğmeler var. Olmadı aküden bir artı eksi alacağım. Oradan enerjiyi tamamıyla kapatabiliriz ki maksat buradaki şey enerjiyi bitirmesin diye. Zaten akümüzde Volta'nın elektrikli
akülerin şeyleri, bisikletlerin aküsü. Bundan 2 adet daha var ama ben onları almadım arkadaşlar. Ben dedim bir tane bana yeter, isteseydim onları da alabilirdim ama 3 tane zaten kuru tip akümüz var. Bir tane jel akümüz var. Bunlarla ancak uğraşamam. Bununla da zaten arada işim oldukça kullanacağım. Arada bir akü ölmesin diye kullanıp devamlı şarja takacağız. İleride belki bu sistemi daha geliştirip böyle jel akü yerine ne olabilir? Siz söyleyin. Bunun yerine lityum pil ya da lityum demir soft aküler var. Onları da ben geçen sordum ama pek beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Onlar uzun ömürlü ama satıcıya sordum. Dedim ki 12 volt 12 amperlik bir lityum demir soft akü gördüm. Dedim ki şu cihaza kullanmaya kalksak ne kadar bir sürede gider? Adam dedi ki 10 dakika gider. O zaman dedim iş gerek yok. Yani onu anladık. Ama en dayanıklı olanlar da her zaman lityum piller arkadaşlar. Lityum bataryalar en kaliteleri, en dayanıklıları onlar. Şu anda da dünya gündeminde de lityum enerji var. Evet arkadaşlar, cihazımız çalışıyor. Şimdi ben toparlamaya geçeyim. Toparladıktan sonra sizler için tekrardan bir video alacağım. Evet değerli arkadaşlar, videonun artık son aşamasına geldik. Şu anda akümüzü yerleştirdik. İnverterimizi yerleştirdik. Şu şeye sol tarafa da bir alüminyum daha yaptık. Çünkü alüminyum her daim soğuk oluyor. Diğeri çok küçük. Bu tarafa çok küçük alüminyum kullanmıştım. Sonradan dediğim gibi az önce deldim, taktım, yerleştirdim. Ve bu tarafa da o tarafa da alüminyumu koyduk. Akümüzün alt tarafını silikonladım ki sağa sola kaymasın diye ufak bir silikon yaptım. Maksat kayıp da şurada falan zarar gelmesin, vurmasın diye. Yalnız bir problemimiz var. Şu anda cihaz kapalı olmasına rağmen şurada yanan yeşil ışığı görebilirsiniz. Buradaki yeşil ışık sürekli yanıyor. Açtığımız zaman şu an gösterelim. Şey devreye giriyor. Evet değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi şimdi cihaz şu an açık vaziyette çalışıyor ama cihazın şurada kapama tuşu var. Kapattığımız zaman anlıyoruz ki bu inverter halen daha akım çekmeye, az bir milim de olsa akım çekmeye devam ediyor. Bu sebepten dolayı bunu da bazı testlere tabi tutmam lazım. Bu MOSFET'lerde bir ısınma mısınma sorunu falan olur mu olmaz mı diye. MOSFET'lerde herhangi bir ısınma yok. Zaten dediğimiz gibi alüminyum kullandığımız için ince alüminyum kullandım. Kalın alüminyum da kullanabilirdik ama ince kullanmak durumunda kaldım ben. Zaten bunları evde yapmak da çok zor. Delmesi bir dert. Oraya yerine getirmesi ayrı bir dert. Bizim buradaki maksadımız bu aküyü bitirmesin diye şuraya bir düğme yapmayı planlıyorum ama önce onu bir YouTube'dan bir bakayım. Şurayla şuranın arasında bir açma kapama düğmesi koymak istiyorum ama bu sefer de yanlışlıkla çatara patara kopar diye, o yüzden orada bir kararsız kaldım. Başka bir şey denemek istiyorum. O sebepten dolayı bir vatandaşın biri yapmıştı, YouTube'dan izledim, böyle takım çatalarının içine enerji, o da benim yaptığım gibi akü koyuyor, işte USB çıkışı falan koyuyor, inverter kullanıyor. O inverter kullanırken de hani onun da bahsettiği gibi burada gramaj akımı çakmıyor, bunlar devam ediyor akıp çekme. O bir düğme koydu. O videoyu bulup ben de aynısını buna uyarlayacağım. Akü biraz ağır arkadaşlar, 12 volt 14 amperlik olduğu için. Şu anda bir adet pres çıkışımız, bir adet de şeyimiz mevcut. Şöyle de tuttuğumuz zaman kaldıracağız işte takım çatlasının içerisine. Dediğimiz gibi işimizi, aletimizi koyduk. Şarj için de arkadaşlar burada zaten şarj adaptörümüz var. Direkt aküye bağlayacağım. Akü biraz dolsun. Biraz sonra aküyü şarja bağlayacağım. Dolsun. Diyeceğiz. Ondan sonra artık bu kampa gittiğim zaman bunu da motorun önüne koyacağım. Bu işimizi görecektir. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, bir de TV'mizi çalıştıralım hemen. TV'yi açalım.
Yanlışlıkla arkadaşlar şuradaki düğmeyi açacağımızı kapatmışız. Şimdi teste geçelim. Bir de televizyonumuzu bağlayalım. Demin fan bağladık. Şimdi bir de televizyonu bağlayalım. Cihazımıza. İstersen bende UPS güç kaynağı da var. Onu da yapabilirdim ama ben bunu inverter'ı daha çok sevdiğim için hem de bunun 12 volt 600 watt çıkış gücüne sahip olduğu için. Evet, şu anda TV'miz çalıştı. TV'yi ne kadar süre çalıştır bilmiyorum ama TV'nin şeyine göre tabi değişiyor. Şimdi televizyonun büyüklüğüne göre, şeyine göre de tabi değişiyor. TV O'ya bir girelim. Kalayım. Aman. Evet arkadaşlar, az kaldı telif hakkı yiyebilirdik. Evet, cihazımız bu şekilde. Şöyle açtığımız zaman kapağını, şu anda bu şekilde arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bir düğme koyacağız o araya. Maksat şeyi bitirmesin diye. Evet. Şimdilik kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu kampa gittiğimizde yanımızda taşımak için yaptım. Elektrikler gittiği zaman da yine kullanabiliriz. Hiçbir problem yok. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar demin televizyona tabi tuttum ama fazla gitmedi, hemen kapattı televizyonu bir iki kere. Şimdi bunun nedeni büyük ihtimal aküdeki voltaj düşmüş olabilir. Ben de aküyü şarja bıraktım. Taktım böyle. Gerekirse gece 12'ye kadar bir dolsun bakalım. Gece bir teste tekrardan tabi tutacağım bunu. Şimdilik bir şarjı doldursun bakalım, fullesin. Dediğim gibi testlere tabi tutacağız bunu.